Arkadaşlar size 3x3 Rubik küp yapımını anlatmaya başlayacağım birazdan. Bilmeyenler için kısaca hemen özetleyiverelim. Bu tam köşedeki, tam ortadaki noktalar bu yüzde hangi rengin olacağını anlatır. Mesela burası pembe olmalı, burası kırmızı olmalı, burası beyaz olmalı, burası yeşil olmalı. Bu şekilde anlatabilirim. 8 adımla anlatacağız bunu. İlk adımımıza başlayalım. Rubik küp yapmanın birinci adımında herhangi bir yüzde artı yapmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir yüz fark etmez ama beyazla başlayabiliriz. Beyaz neredeyse tüm küplerde olduğu için. Beyazda artı yapmaya çalışacağız. Zaten iki tanesi denk gelmiş. Bunun bir algoritması yok arkadaşlar. Bakarak burada ortadaki tuşlar neredeyse getirerek yapıyorsunuz. Mesela bu ikisinin gelmesi lazım. Bu kenar ama bunun orta olduğu belli. Çevirerek getiriyorum. Bir tane burada kaldı. Ortadaki taş zaten buradaymış. Getiriyorum. Bakın artı yaptık. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda artının uzantıları olan şuradaki ikilileri yapacağız. İkinci adımdan sonraki adımlarda arkadaşlar beyaz taraf her zaman üstte olacak. Bu şekilde üstte. Alta getireceğimiz zamanı söyleyeceğim size. Şimdi ikinci adımdayız. Artının uzantılarını yapıyoruz. Uzantılarını ikili yapmaya çalışacağız. Bakın burası kırmızı yapılmış zaten. Sarı ve yeşil olmamış. Mavi de olmuş. Değil mi? Herhangi iki tanesi olmuş. Olmasa ne olurdu? Eğer olmasaydı en üst kat sabit olacak şekilde bu şekilde çevirerek herhangi iki yerini yapmaya çalışırdık. Bakın burada da sarı ve yeşil oldu. İki tanesi kesinlikle olacaktır. Yan yana ya da birer ardışık olarak da olabilir. Mesela benimkinde ardışık olarak denk geldi. Biri bakın bu tarafta, biri bu tarafta. Şimdi böyle olduğunda ne yapıyoruz? Bu ikililerin bir tarafını sağıma, bir tarafıma soluma alıyorum. Yani bunu şu şekilde tutamazsınız. O zaman ön ve arka olur. Şimdi sağ ve solumu aldıktan sonra devam ediyorum. Söyleyeceğim algoritmayı iki kez yapmamız gerekecek. Nedenini anlatacağım. Sol, üste. Üst, sola. Sol, alta. Üst, sağ. Sol, yukarı. Bakın artıyı hiç bozmamış olduk. Şimdi ikililerimiz nerede bakın? Bir tane görünüyor ama emin olun iki tane vardır. Çevirelim. Kırmızı olmuş. Başka yok. Çevirelim. Yeşil oldu. Ve mavi oldu. İşte bunu istiyorduk zaten. Yani ardışık olarak yani ikililerimiz sağda ve soldayken söylediğim algoritmayı yaptığınızda ikililerimiz artık yan yana olacak. Ya da bu artıdan sonra direkt ikilileriniz yan yana da olabilirdi. O zaman bu adımdan sonra devam edersiniz. Şimdi bu ikililerimizin bir tanesini sağ bir tanesini sağ bir tanesini de arkaya alıyoruz. Bakın bir tanesi arkamda, bir tanesi sağımda. Şimdi söylediğim algoritmayı yaparsak, az önceki yaptığımız algoritmanın aynısı. Bunu yaparsak eğer hepsi de ikili olmuş olacak. Sol üste, üst sola, sol aşağıya, üst sağa, sol yukarıya. Bakın artıyı bozmamış olduk ve sarı, mavi, yeşil ve kırmızı ikililerimizi oluşturmuş olduk. Şu an üçüncü adımdayız. Üçüncü adımda en üst tarafta beyazın köşelerini yapacağız. Buradaki dört köşeyi. Yapacağımız köşenin sağ alt köşesine yani sağ altına buraya o rengi getiriyoruz arkadaşlar. Nasıl? Mesela şuradaki beyaza bakalım. Sarı, kırmızı ve beyaz değil mi? Bunun sarı, kırmızı ve beyaz burada olması lazım. Yani sağ alta bunu getiriyorum. Eğer burada değilse bu şekilde çevirerek de getirebilirsiniz. Getirdim. Şimdi söyleyeceğim algoritmayı bu taş tam buraya gelene kadar yapıyoruz. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Gelmedi. Tekrar. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Bu bizi yanıltmasın arkadaşlar. Burada mavi ve sarı var ama bize sarı ve kırmızı lazım. Devam ediyorum. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. İstediğimiz taş buraya geldi gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Şurada bir beyaz taş var. Bunu oluşturalım. Sarı, mavi ve beyaz. O zaman sarı ve mavinin olduğu köşeye getiriyorum bunu bakın.
Şimdi burada daha kısa bir yol var. İsterseniz sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağa yapabilirsiniz. Ama beyaz tam olarak size bakıyorsa eğer bu şekilde, o zaman daha kısa bir yolunuz var. Beyazı öncelikle sola çekerek uzaklaştırıyorum. Yukarıdakini indiriyorum. Beyazı geri getiriyorum ve yukarı çıkarıyorum. Bakın bu daha kolay oldu. Diğerlerine bakalım neredeler. Mesela şurada bir beyaz taşımız var. Beyazlar tamamen üstte olacak şekilde baktığımda mavi ve yeşilden oluşmakta. O zaman mavi ve yeşilin köşesine getiriyorum. Az önceki kısa yöntemi burada kullanamayız çünkü bu tarafta beyaz. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Bakın bu da bir hamlede geldi. Bazen iki kez, bazen üç kez yapmanız gerekebilir. Bakalım diğer taşımız nerede? Burada kırmızı ve yeşil. Kırmızı ve yeşilin tam sağ alt köşesine getirdim. Burada da uzun yolla yapacağız. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Tekrar olmadı çünkü. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Olmadı. Bir kez daha yapacağız. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Şimdi arkadaşlar üçüncü adımı da tamamlamış olduk. Burada elimizde ne var? Üçüncü adımın sonunda en üstteki bir kat tamamen yapılmış oldu. Ve şuradaki ikililer de yapılmış oldu. Bundan sonraki tüm adımlarda arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu beyaz tamamen altta olacak şekilde ters çeviriyorsunuz. Beyaz artık tamamen altta olacak. Şimdi dördüncü adımda biraz daha karışık. Şu şekilde anlatayım. Dördüncü adımda en üstteki renge bakıyorsunuz. Ne var? Pembe var değil mi? O zaman şu kısmında pembe olan hiçbir taşı yapamayız. Şimdi yapacağımız şeyler ikinci katın taşları değil mi? İkinci katın taşları yapılırken şunu yapıyoruz. Buradaki kısmı üçlemeye çalışıyorum. Zaten burada hazır bir üçlü var. Bu benim işime yarar. Mesela şuradaki ikili. Buradaki üçlü olduğu için işime yarar mı diye bakıyorum. Tam tepesinde pembe olduğu için bu taşı asla yerleştiremem şu an için. Devam edelim. Yeşil ve kırmızı var. Bunu yerleştirebilirim. Ama yeşili üçlü yapmam gerekiyor. Şimdi altta beyaz olacak. Yeşili üçlü yaptım. Ve en üstteki renge bakıyorum. En üstteki renk ya sağda ya soldadır. Bakın. Sağdaki renginiz mavi. Ama soldaki renginiz kırmızı. Bu rengi kırmızı olduğu için biz sola taşıyacağız. Yani aslında şuradaki kırmızı yeşil taşı şuraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi algoritmalarımız var, yine anlatayım. Yerleştireceğimiz bu renk, yani kırmızı, solda ise farklı algoritmalar, sağda ise farklı algoritmalar uygulanır. Rengimiz solda olduğu için şu algoritmaları yapıyoruz. Üst sağa, sağ sol yukarıya, üst sola, sol aşağıya. Şimdi beyaz ya sağda ya solda bir yerde kalmış oldu. Tek başına bir beyaz. O tarafa yönümüzü çeviriyoruz. Bakın küp bu şekilde olacak şekilde devam ediyorum. Üst sola, sağ yukarıya, üst sağ, sağ alta. Şu yeşil ve kırmızıyı artık yapmış olduk. Bakın. Şimdi devam edelim. Başka hangisini yapabiliriz diye bakıyorum. Yeşil ve pembe olduğu için yapamam. Sarı ve pembe olduğu için yapamam. Sarı mavi. Bunu yapabilirim. Önce sarıyı üçlemem lazım. Sarıyı üçledikten sonra tepesindeki renge baktım. Ya sağda ya solda. Yine solda çıktı. Devam edelim o zaman. Üst sağa, sol yukarıya, üst sola, sol aşağıya. Şimdi beyaz olan taşımız bu tarafta olduğu için beyazı çeviriyorum. Üst sola, sağ yukarıya, üst sağ, sağ alta. Bakın bu taşı da yerleştirmiş olduk. Başka hangi taşımız kaldı? Şuradaki bir taş var. Sarı ve kırmızı. Ama sarıyı üçlemem gerekiyor öncelikle. Sarının üstündeki renk kırmızı. Tamam. Bu sefer oldu. Bu sefer sağda. Şimdi bu algoritmayı da öğrenelim. Yerleştireceğimiz taş eğer sağda ise üst sola ile başlıyoruz. Üst sola, sağ yukarıya, üst sağ, sağ aşağıya. Şimdi bir tek beyaz olan taşa bakıyorum. Nerede? Bu tarafta. Ona doğru dönüyorum. Ve üst sağ, sol yukarıya, üst sola, sol aşağıya yapıyorum. Bakın yerleştirdim. Şimdi bir tanesi kaldı sadece. Bu da yeşil mavi. Nerede bu taş? Burada. Yeşil zaten üçlü olmuş durumda. O zaman yerleştirebilirim.
Yeşilimiz üçlü, altta yine beyaz var ve mavi taşımız sağda mı solda mı diye bakıyorum. Bu sefer mavi sağda. O zaman üst sola ile başlıyoruz. Üst sola, sağ yukarıya, üst sağ, sağ aşağıya. Bir tek beyaz olan yere doğru küpümü döndürüyorum. Devam ediyorum. Üst sağ, sol yukarıya, üst sola, sol aşağıya. Ve iki tane satırımı da tamamlamış oluyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada araya girip şöyle bir şeyden, ihtimalden de bahsetmek istiyorum. Başka bir küpte arkadaşlar. Bakın. Mesela burada da ben biraz tamamlamaya çalıştım. Bir tane taş kaldı. Bu taş da ters olarak yerleşmiş. Neden ters? Bunu anlatayım. Şimdi tepedeki taşı, bu küpte tepedeki rengimiz mavi. O yüzden şurası mavi olanları yapamayız demiştim. Bakın mavi yeşil yapamam. Kırmızı maviyi de yapamam. Mavi sarıyı da yapamam. Mavi pembeyi de yapamam. O zaman buradaki taşı yerleştiremiyorum. O zaman bu köşedeki taşı çıkarmamız gerekecek. Nasıl olacağını anlatayım. Şimdi çıkarmamız gereken taş sağ tarafta ise, az önce anlattığım algoritmalarda taşı sağa yerleştirme gibi düşünebilir ve oradaki algoritmaları aynen uygulayabilirsiniz. Nasıldı? Taş sağda ise üst sola, sağ yukarıya, üst sağ, sağ aşağıya. Bir tek beyaz olan yere çevir. Bakın burada. Üst, sağ, sol yukarıya, üst sola, sol aşağıya. Bakın şimdi bu taşı çıkarmış olduk. Neredeydi o taşımız? Yeşil ve pembe olan burada bakın. Artık yerleştirebilirsiniz. Hemen yapalım. Yeşil sağda olduğu için. Beyaza dönüyorum. Bakın iki satırını da yapmış olduk. Şimdi biz eski küpümüze geri dönelim. Eski küpümüzde iki satırımızı yapmıştık bakın. Beşinci adımı da tamamlamıştık. Beşinci adıma geçmiştik. Şimdi arkadaşlar beşinci adımınızda en üst katın en üst katı yapacağız. Şimdi en üst kattaki renge bir bakalım. Pembe. Benim küpümde pembe. Şimdi pembe ya tek başına nokta halinde olacaktır ya L şeklinde olacaktır ki L'yi hep bu şekilde tutmanız gerekecek. Ya eksi şeklinde olacaktır ya da artı şeklinde olacaktır. Bunlar ne demek oluyor? Hemen anlatayım. Eğer nokta halindeyse eğer pembeniz, yani üstteki renginiz, birazdan anlatacağım algoritmayı tam olarak 3 kez yapmanız gerekiyor. Eğer L şeklindeyse bu algoritmayı 2 kez yapmamız gerekecek. Eğer eksi şeklindeyse algoritmayı 1 kez yapmamız gerekecek. Eğer artı şeklindeyse hiçbir algoritma yapmayacağız. Çünkü 5. adımı direkt tamamlamış olacağız. Yani amacımız şu an üste artıya ulaşabilmek. İlk önce bakıyorum nokta halinde olmadığı için en azından bir adımımı atlamış oluyorum. Şu an L halinde ise L'yi bu şekilde tutuyorsunuz. Dikkat edin. Şu şekilde ya da bu şekilde olmaz. Bize doğru baktığında L üstte olacak ve ters L şeklinde olacak. Bu şekilde. Beyazım her zamanki gibi altta. Bu şekilde devam ediyorum. Algoritmamız uygulandığında üstteki renk artık eksiye dönecek. Bir kez daha uyguladığında üstteki renk artıya dönmüş olacak. Hemen başlayalım. Ön sağ. Bu algoritmayı ilk kez yaptınız. Ön sağ, sağ yukarıya, üst sola, sağ aşağıya, üst sağ ve ön sola. Bakın eksiği oluşturmuş olduk. Şimdi aynı algoritmayı bir kez daha uygulayacağım ve üst pembemize artı yapmış olacağız. Ön sağ, sağ yukarıya, üst sola, sağ aşağıya, üst sağ, ön sola. Bakın pembede artıyı oluşturmuş olduk. Şu an 5. adımımızı tamamlamış olduk. İlk 2 satırımız tamam ve en üstü de artı olarak. 6. adıma geçiyorum. 6. adımda yapacağımız şey arkadaşlar şuraları üçlü yapmak. Bakalım neler var. Şimdi üçlü şu an hiçbir de üçlü değil, değil mi? O zaman çevirebiliriz. İlk 2'yi bozamayacağım için mecburen en üst katı çevirmek zorundayım. Çevirelim bakalım. Çevirdiğimde sarı oldu, mavi oldu, yeşil de oldu, kırmızı da oldu. Bu bir şans. O yüzden başka bir küpte bu adıma geçmeyi anlatayım. Hemen diğer küpe geçiyorum. Bakın burada da L halinde. Şimdi uygulayacağım, eksiye döneceğiz.
Bakın. Şimdi tekrar uyguluyorum. Artıya dönecek. Şimdi üçlü yapmaya başlayacağız. Bakın burada yeşil ve pembe. Eğer üçlü olmamışsa, hiç olmamışsa bu şekilde çevirerek de yapabilirsiniz. Şimdi üçlülerimiz yeşil ve pembe, yani yan yana iki tane olacak. Buradan devam edelim isterseniz. Çünkü diğer küp de tamamen yapılmış halde. Bakın diğer üçlülerimiz hazır değil. Şimdi yapıyorum. Adımlarıma dikkat edin. Şimdi bilmemiz gereken, burada üçlülerin bir tanesini arkaya, bir tanesini sola alacağız. Bakın bir tanesini arkaya, bir tanesini sola. Arkaya pembeyi alıyorum. Sola da yeşili alıyorum. Yine beyazımız altta. Şimdi algoritmamıza devam edelim. Sağ yukarıya, üst sola 2 kez. Sağ aşağıya, üst sağa, sağ yukarıya, üst sağ, sağ aşağıya. Bunu uyguladığınızda arkadaşlar üçlüler hazır olacak. Eğer hazır değilse bir adımla çevirerek kendiniz de yapabilirsiniz. Bakın üçlülerimiz hazır oldu. Şimdi eski küpüme geri dönüyorum. Şimdi 6. adımı tamamladık. 7. adıma geçiyoruz arkadaşlar. 7. adımda üstteki 4 köşeyi yapacağız. Şimdi bu 4 köşe yapılırken rengi uygun olan taş bizim için önemli. Ne demek istiyorum rengi uyan taş diyerek? Mesela şu köşedekine bakalım. Sarı, kırmızı ve pembe. Zaten burada sarı, kırmızı ve pembe olması gerekiyor. Bu taş uygundur arkadaşlar. Evet, sarının burada, kırmızının burada, pembenin burada olması gerekiyor. Ama sonuçta renk olarak bunun bu köşede olması lazım. Buraya baktığımızda bu yanlış yerleşmiş. Çünkü burada mavi yok. Pembe var, yeşil var ve kırmızı var. Buraya baktığımızda bu da yanlış yerleşmiş. Çünkü burada sarı yok. Buraya baktığımızda bu da yanlış yerleşmiş. Çünkü kırmızı yok. Hatta yeşil de yok. O zaman doğru olan taşımızı buluyoruz. Bakın bulduk. Burasıydı. Bu taşı sol üstte, bakın sol üstte kalacak şekilde devam ediyorum. Beyaz her zaman alttaydı hatırlarsanız. Beyazım altta, rengi uyan taşı sol üste alarak devam ediyorum. Sağ yukarı, üst sağ, sol da yukarı, üst sola, sağ aşağıya, üst sağ, sol aşağıya, üst sola. Bunu yaptığımda köşelerimin artık renk olarak olması gerekiyor. Eğer olmadıysa tekrar aynı adımı yapabilirsiniz. Bakıyorum, mavi sarı pembe olmuş. Kırmızı sarı pembe olmuş. Yeşil pembe ve kırmızı olması gerekiyor. Doğru. Burada da pembe, yeşil ve mavinin olması gerekiyor. Bu da doğru. Bu adımdan sonra yapmamız gereken şu arkadaşlar. 8. ve son adımdayız. Bu adıma geçmeden önce şunu da anlatayım. 7. adım için söylüyorum. Yaptığınızda hala renk olarak uymayan köşeler varsa az önceki algoritmayı aynen bir kez daha uyguluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 8. adımdayız. Tam uymayan köşeleri yapıyoruz. Son adımdayız arkadaşlar. Bakın tam uymayan köşeler 4'ü de olduğu için, 4'ü de uymadığı için herhangi bir yerden başlıyorum. Herhangi bir köşeyle başlıyorum. Eğer rengi bazen bakacaksınız tamamen uymuş olacak. Mesela eski küpümde göstereyim bakın. Görüyor musunuz? Kırmızı, mavi ve yeşil olan şu taş tamamen uymuş. Eğer böyle olsaydı onu yine sol üste alacaktım ve bu şekilde devam edecektim. Hiçbiri olmadığı için herhangi bir yerden başlayabilirim. Bu algoritmaları hatırlayacaksınız. Üçüncü adımımızdaki algoritmalar. Bakın şimdi şu köşeyi yerleştirmeye çalışıyorum. Yani sarı, kırmızı ve pembeyi. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Yerleşmede tekrar. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Yerleşmede tekrar. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Yerleşmede tekrar. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Sadece bu köşeye bakın lütfen. Köşe oldu mu? Oldu.
Köşe olduktan sonra bakın küpün yönünü hiç değiştirmiyorum. Sarıyla başladım. Hep sarı bana bakacak. Son adıma kadar sarının bana bakması lazım. Şimdi bu köşeyi yaptık. Olmayan arkadaki köşeyi bu olan olacak yere getiriyorum. Bakın bunu yaptığım için kaydırıyorum ve olacak diğer köşeyi buraya getiriyorum. Şimdi devam. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Bu köşeye bakıyoruz hep. Olmadı. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Oldu değil mi? Bakın yeşil, pembe ve kırmızı. Şimdi iki köşemiz kaldı. Yine sarı yüzü hiç değiştirmeyecek şekilde olmayan bu köşeyi öne getiriyorum. Şimdi devam ediyorum. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Olmadı tekrar. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Şu an yerleşti bakın. Mavi, pembe ve yeşil. Diğerleri bozulmuş gibi olacak, sizi korkutmasın arkadaşlar. Aynen devam ediyorum. En üstteki şu taşım kaldı sadece. Onu öne alıyorum. Aynı adımları yapıyorum. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Devam edin. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Hala bu köşeye bakıyorum. Olmadı. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Olmadı. Sağ aşağıya, alt sola, sağ yukarıya, alt sağa. Bakın küpümüz tamamlanmak üzere ve çevirdiğinizde işte tamamlanmış oldu.